Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Bir yıldır sizlerin karşısında olmaktan ötürü çok mutluyuz. İlk Yester abla geldi. Yester ablaya özel olarak hoş geldin diyorum. Yester abla ilk gelince de bir totemimi hatırlıyorum. Başkası geldiği zaman karıştırıyorum, unutabiliyorum. Paris'e, Fransa'ya selamlar, sevgiler diyoruz. Bugün de çok özel bir konuğumuz var. Sosyal medya fenomenlerinden birini ağırlayacağız. Hem sosyal medyada çok hani bir şeyler yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var. Hem onunla ilgili sorular soracağım. Sevgili Berfin Mis bizlerle birlikte olacak. Hem de bu TikTok ne ayak? Onu soracağım. Hala yabancı kalmaya devam ediyorum. Ben TikTok'u kötülemiyorum da, yadırgamıyorum da. Hayatta birçok yadırgadığımız şeyi gerçekleştiriyoruz. Yani bu geçmiş tarihlerde de böyle olmuş. İlk gelen değişimler insanlara değişik gelmiş ama yadırganılan şey şu, ayarı kaçırmak diye düşünüyorum. Instagram da öyle. Instagram da sonuçta TikTok'un bir farklı versiyonu. Mesela Facebook geldi yadırgamadık, MSN geldi yadırgamadık. Ondan sonra işte birçok şey geldi. Instagram geldi ama TikTok'ta bir şey var. TikTok'ta ufak bir nüans var. Onda böyle bir daha ısınamadım. Yani TikTok'a ısınamadım. Var, tamam. Mesela Justin Bieber da kullanıyor. Yılmaz Morgül bizim kullanmaya başlamış. Selamlar sevgiler. Yılmaz Morgül de bir gün ağırlayalım ya. Bu arada arkadaşlar böyle uyku modunda gibiyim ama değilim aslında. Ama ister istemez bugün de benim için dışarıda bir hareketli bir gündü ve soğuk bayağı. Ya böyle bir güneş açtı, bir soğuk, böyle buraya geldim, bir de yemek yedim, mayıştım. Böyle tam mayışma esnasında dedim ki canlı yayınım var. Ve o yüzden de arkadaşlar kusura bakmayın, gözler uykulu gibi durabilir ama uykulu değilim. Şu saçım da inatçı, şu teli böyle bakmayın, öyle inatçı, öyle gidiyor. Burada kuaför yok. Makyaj benim, ışık benim, set benim, ekran benim. Yani birbirinde ünlü konukları ağırlayanlar çok teşekkür ediyorum. Müzik On Air ekibi. Müzik On Air ekibi onları ayarlıyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Kalabalık bir ekip çalışıyor. Evet. Ne? Berfin al çabuk diyor. Haddini bil diyor. Berfin gelse alacağım. Berfin ne zaman gelecek? Saat 21'de geliyor olması lazım Berfin'in. Berfin geldiysen eğer bir el salla, görmeyebilirim. Veya bir istek yolla, sana zahmet. Befoş'u bekliyoruz diyen. Berfin kim bilmiyorum bile diyen var. Büşra Somay nasılsınız demiş. İyiyim Büşra'ya. Hatırımı sorduğun için teşekkür ederim. Hatırımı sormayanlar var. Nasılsın? İyisin inşallah diyorum. Ve konuğumuz Berfin bizlerle birlikte ve hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bazen konuklarım mesela vedalaşırken veya gelip tabii el sallıyorum ama bir acayip geliyor bana. Mesela giderken böyle yapıyorum bazen. Kendi kendime niye böyle yapıyorum acaba? Şimdi o aklıma geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu arada evden mi bağlanıyorsun? Aynen evdeyim. Evden İstanbul'dasın. Evet, İstanbul'dayım. İstanbul'dasın. Nasılsın öncelikle? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim vallahi. İşte yuvarlanıp gidiyoruz. Berfin ilk önce şarkından bahsedelim mi? Bahsedelim. Ama şarkıdan önce bir de Berfin'i mesela illaki tanınıyorsun TikTok. TikTok'ta mı en çok tanınıyorsun Berfin? Evet, TikTok'la başladım. Sosyal medyaya ve TikTok'la bitireceğim yani öyle. Bitireceksin yani. Yani TikTok'u hiç bırakmayacağım o anlamda dedim. Ha, aynen. Aynen. Peki şey hani hiç belli olmaz başka bir aplikasyon gelir. Yani olmalı. Ama hani geldiğim yeri unutmamak lazım biraz da o yüzden. Aynen. Sana TikTok'la ilgili çok sorular soracağım. Benim de merak ettiklerim var. Çok da TikToker fenomenlerim oldu. Aha. Ama sen de çok başarılısın. İyi işler çıkarıyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi başarı neye göre ölçülüyor arkadaşlar biliyor musunuz? Başarı belirli bir izleyici kitlesinin haricinde gerçekten de hani böyle ayarı kaçırmadan
bir şeyler yapabilmek değil mi başarı diye düşünüyorum. Aynen. Sen ne düşünüyorsun Berfin bu konuda? Yani başarı bence çok çalışmak demek. Çok çalışırsan her zaman başarılı olursun. Peki bence. TikTok ile ilgili sen nasıl çalıştın da başarılı oldun? Ben nasıl çalıştım? Yani her gün video çektim. Her gün TikTok için hazırlandım. Her gün TikTok'a vakit ayırdım ve bu sonunda emeğimin kolay iş karşılığını değil, değil mi? Aldım. Efendim? Kolay iş değil, değil mi bu? Ya kolay değil tabii ki de çok yani. Çalışman gerekiyor. Çalışırsan başarırsın yani bu kadar TikTok'ta. Ama nasıl çalışıyorsun? Yani merak, şimdi TikTok'ta bakıyorum. Mesela senin paylaşımlarına da baktım. Bir müzik çalıyor arkadan mesela diyelim. Evet. Onunla ilgili bir şey yapıyorsun. Onun ne çalışması var? Mesela bir dans müziği çalıyor arkadan. O dansı öğrenmek için mesela çabalıyorsun. Budur yani. Bir iki saatini alıyor galiba. Yani evet. Mesela TikTok'ta yeni bir şarkı çıktı. Onu ezberlemek için yine çalışıyorsun mesela. Böyle böyle. Anladım. Mesela bir ağır çekim videosu çekiyorsun. Ağır çekimler bu arada TikTok'ta çok gündemdeydi. Ağır çekim videosu çekerken onun çekiyorsun, dışarı çıkıyorsun onun için. Çekiyorsun ve onu editlemesi var. O şekilde yani zor bir şey. Zamanını alıyor. Peki. Aynen. Şimdi mesela bu senin zamanını alırken okulun da var bir yandan. Evet. Okulunda aynen. Böyle bir gerileme oldu mu veya ailen fark etti mi? Ne yapıyorsun sen kızım? Hayırdır dedi mi? Bu süreç nasıl ilerledi? Okulda çok dalga geçiyorlardı TikTok'la. Hani o zaman çok gündemdeydi. Çok cringe uygulama diyorlardı o zamanlar. Okulda çok dalga geçiyorlardı. Ben de 2 sene işte onların dalga geçmesinden falan derslerime çalışamadım. Sınıfta kaldım. Böyle işte. Sonra okulda dalga geçiyorlardı derken? Dalga seninle geçiyorlardı. Mi? Benimle evet TikTok kullanıyorum diye. Yani TikTokçu diye eziyorlardı. Sonradan ben çok çalıştım. 1 milyon takipçiye ulaştım. Şu an 1.6 milyon takipçim var. Ve hepsi şu an yani peşimde diyebilirim. Hepsi dalga geçtikleri için pişmanlar şu an. Şimdi şöyle bir şey. Burada tabii seni tebrik etmek lazım. Bu yadırganma diyelim. Ezme demeyin. Yadırganmandan dolayı sen yine de bırakmadın tabii. Bırakmadım. Dedin ki, hayır. Aynen öyle. Peki bunu ne olarak görüyorsun? TikTok'u bir mizah mı olarak mı görüyorsun? Hayır. Elden ne yani TikTok'taki? Ben mesela üzgün olduğumda hani onlara yansıtıyorum. Instagram'da da yansıtabilirsin bunu. Instagram'da da yansıtabilirim ama TikTok daha başka. Mesela onlara yansıtıyorum. Bir video paylaşıyorum. Yorumlara çok güzel şeyler yazıyorlar. Ve üzüntüm geçiyor hani. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel. Yani sosyalleşmenin aynen. Sosyal anlamda bir şeyi diyelim. Değişik geliyor. Şimdi diyorum ya yadırgamıyorum. Çünkü yadırgadığımız birçok şeyi sonra kendimiz yapabiliyoruz hayatta. Bu herkesin başına gelmiştir illa ki. Ama mesela Instagram'ı çabuk kavradık. Twitter'ı, Facebook'u. Hani bu süreçleri hep ben yaşadım. Ama bu TikTok konusunda böyle bir gitgellerdeyiz. Yani etrafımda da var. Onun sebebini tam anlayamadım. Yoksa çocukça mı geliyor bize acaba yaş olarak? Onu da anlamış değilim. TikTok bence büyüklerin kullanabileceği bir uygulama değil. Hani çocuklar, küçük insanlar ya da eğlenmek isteyen insanlar TikTok'a giriyor. Ve eğleniyoruz yani orada. Gayet de güzel bir uygulama. Güzel bir şeye adım attın. Yani belirli aynen. Bir yaş sınırı evet. Olmalı diyorsun. Aynen ama büyükleri öyle. De görüyorum. Ünlüleri de. Şimdi şöyle mesela bir şarkım tutsa benim Justin Bieber gibi TikTok'a da girerim. Ona şey yapmam. Yani orada kitlesinde tutmaya çalışıyor. Ama baktığım zaman yeni isimler, yeni kişiler olduğu zaman şaşırıyorum. Değişik. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Berfin tabii bu arada da bir şarkı çıkardın. Nasıl aklına geldi şarkı çıkarmak? Yani eskiden beri müzikle uğraşıyor musun? Anlatır mısın? Şarkı konusu şöyle. Küçüklüğümden beridir hep şarkı söylemek istemişimdir. Sonra büyüdüm ve o ses çocuklara katılacaktım bir şekilde. İşte sonra orada kaldırıldı falan o ses çocuklar. O sene gitmiştim. Kaldırıldı. Sonra ben de çok çalıştım müzikle ilgili. Hani dersler falan aldım. Ders aldım derken şu an hiçbir şan dersi falan almadım. Ders aldım derken şöyle bir ders. Hani gitar öğrenmek istedim. Gitar çalmak istedim. Gitar kursuna gittim o sırada. Şan dersi falan şu anda hiçbir dersim yok. O şarkıları ders olmadan çıkarttım bu arada. Kendi tarzımda. İşte önceden bayağı çalıştım ve şey yaptım. Canlı müzikle başladım. İlk kafelerde canlı müziğe çıkıyordum. Şarkı söylüyordum.
O zaman onlar... şöyle, TikTok falan olmasa bile sen şarkıyı seviyor muydun, şarkı söylemeyi? Evet, ben şarkıcı olmak istiyorum zaten. Hedefim bu, şarkıcı olmak istiyordum. Ve şu an iki tane single'ım var. Süper, çok çalışıyorum süper. Ve başaracağımı kabullendim şarkısı da çok kaliteli. Yani klibi evet. De, şarkı da yani şöyle söyleyeyim, daha yeni adım atmış biri olarak bu sektöre gayet kaliteli ilerliyorsun. Tebrik ediyorum gerçekten de. Aynen. Benim ekibim çok başarılı bir ekip. Beraber aile olduk zaten. Çok güzel işler yapacağız. Şimdi albüm yapıyoruz beraber. 3 şarkılık bir albümüm çıkıyor. Süper. Bu arada arkadaşlar, şimdi bazıları mesela, tabii biz TikTok, ben seni çok duyuyordum ama bu arada sormak istediğiniz sorular var. Soru işaretine okuyacağım. Herkes yazsın. Hani TikTok dışında da Berfi'nin çalışmaları çok dikkat çekiyor. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sorular var birkaç tane. Tekrar müziğe döneceğim ama. Mesela Sude Bulut'la barışacak mısın demişler. Ne oldu Sude Bulut'la? Sude Bulut benim eski arkadaşım. Aramızda birkaç sorun oldu ve konuşmayı kestik. Barışmayı düşünmüyorum. O da düşünmüyordur zaten. Böyle ilerliyoruz. Belki ileride, belki hani yakın arkadaşım mıydı? Evet. Yakın abi. Yarıda bir küçük sorunlar olabiliyor. Sonradan belki hani... O da şarkı çıkardı zaten. Hayırlı olsun diyorum burada. Yine de seviyorsun sanki bir arkadaş olarak. Kırılmışlık var. Onu hissediyorum. Yok ya, yok. Bilmiyorum. Kıskançlık oluyor mu? Yok. Öyle olmadı. Bir şey olmadı. Ha. Ya hayır. Kıskançlık hiç yaşadın mı? Kıskanıldın mı demek istedim. Ha. Onu bilemem hani. Hiç böyle bir şey yaşamadım yüzüme karşı ama arkamdan yani kıskananlar olmuştur, bilmiyorum. Diyorsun. Hiç görmedim. Şimdi şöyle, ne zaman hissettin bu, ya ben TikTok'ta bayağı izlenmeye başladım. Hani çevrende böyle etrafını sarmalar. Aa, aslında Berfin çok iyi işler çıkarıyorsun falan diyen, ilkinde ne yapıyorsun deyip de sonradan dönüş yapanları ne zaman hissetmeye başladın? Ne zaman hissettim? 200K olmuştum TikTok'ta. Hı-hı. Sonra 200K'da benim eski bir ekibim vardı, LYZ. Ekip kurmuştuk beraber. Video falan çekiyorduk. Onlarla beraber bir buluşma yapalım dedik AVM'de. Buluşma yaptık, hani dedik ki buradayız, biz gelebilirsiniz. Buluşmaya 2000-3000 kişi falan geldi. Şaka yapıyorsun. 200K iken evet. Ve peki, ilk yaptığımız en büyük buluşmaydı, ondan sonra o kadar kişi gelmemişti. Peki 2000 kişi geldi de organizasyonsuz mu yaptınız? Evet, yani hiçbir şey yoktu. Kapıda yaptık, AVM'nin kapısında. Çok güzel. Ne dedin onlara mesela 2000 kişiye? Yani çok kalabalıktı. Aşırı boğulduk. Buluşma iptal oldu zaten. Biraz fotoğraf falan çekildik. Sonra buluşmayı iptal etmiştik o gün. Herkes bir şey söylemek istedi mi sana? Evet, herkes geliyordu. Herkese böyle sarılmak istedim ama işte çok fazlaydı. Yapamadım. Şu anda mesela ben 15, ben de iki tane single çıkardım. Ben de mesela 10-15 yıldır bu sektördeyim. Ben şu an çağırsam bir 20 kişi anca gelir. Gelirler yani gelmesine. 20 iyi değil mi benim de? 20 de iyidir. Bir başlangıç için iyi değil mi? İyi. Güzel. Kulaktan kulağa gelir belki. Değil mi? Belli olmaz. Aynen. Evet. Berfin, peki mesela evde kabullendim şarkısı dışında hangi şarkıları mırıldanıyorsun? Ben evde kabullendim dışında hani rap dinliyorum. Hep rap mi dinliyorsun? Tarz rap dinliyorum, evet. Rap'i çok seviyorum. Kendi tarzımın dışında. Bu arada şeylere bakıyorum. Yağız'ı sor demişler. Yağız kim? Yağız benim eski erkek arkadaşım. Sordum. Yağız'ı sor dediler, sordum. Eski ama herhalde. Bitmiş. Eski, evet. Hayırlısı olsun. Aynen. Peki ailen destekliyor mu bu konuda seni? Hangi konuda? Bu TikTok ve sosyal medya fenomenliği ve şarkıcılık. Ailem tabii ki de arkamda her şekilde. Onlar zaten yardım etti yani buralara gelmeme. Her şekilde arkamdalar. Süper. Annem, onların mesela, da desteği var. Annem mesela benim şarkılarımdan başka hiçbir şarkı dinlemez. 3 tane kaydım var, onları dinliyor. Anne farklıdır zaten. Annemi en büyük dinleyicin. Aynen.
Azra Gül ile aran Azra ile hiç arkadaş olmadık. Öyle bir ekip kurmuştum, ona gelmişti. Ama yakın bir arkadaş olmadık ya. nasılmış? Öyle. Valla bir kişi daha söylemişler. Niye küstün? Onları sormayacağım yani. Şundan niye küstün, bundan niye küstün? Çok soruyorlar ya. Evet. Yani arada bir tartışmalar oluyor mu ve bunu TikTok'a yansıtıyor musun? Evet, o zamanlar yansıtıyordum ama şimdi olsa yansıtmazdım. Ben kavgaları böyle, kaosları hiç sevmem. Gerçekten pişmanım o kavgaları TikTok'a yansıttığım için falan. Hani Mesela kaosları hiç Aslı sevmem. var. Başka bir isim var Aynen. takımda. Öyle onlar ya. Mis yeniden birleşecek mi? Bu dediğin ekip herhalde. Aynen. Miss yeniden birleşmeyecek. Ben tek başıma Miss'im. Başka Miss yok. Başka mis yok. Aynen. Peki, hayatında önem verdiğin değerler nedir? Mesela ailene çok bağlı biri misin? Aileme çok bağlı biriyim. Özellikle anneme ve ablama. Yani öyle. Çok seviyorum. Aileme de çok bağlıyım. Öyle yani. Heyecanın gitti mi biraz canlı yayın heyecanın? Heyecanım evet. Gitti. Süper. Hiç belli etmiyorsun yalnız heyecanlı olduğunu. Aynen. Bakayım. Tebrik ediyorum. Şey peki, mesela annenin istemediği bir şeyi inatla yapar mısın? Hayır yapmam. Annem istemiyorsa yapmam. Tebrik ediyorum. Yani Tebrik annem ediyorum. benim zaten hayatımın anlamı yani. Annem. Yani onlar bir şey biliyordur ki, değil mi? Ona Aha, göre hareket aynen. edersin. Güzel bir Evet. örnek. Tebrik ediyorum Bir şey seni. yaparken zaten ilk anneme soruyorum. Süper. Baban? Babamı da çok seviyorum. Babam da aynı şekil. Ama kızlar anneyle tabii Aynen, bir yaştan anneme daha sonra düşkünüm biraz daha daha. düşkün oluyor. Evet. Şöyle hemen sorulara geçiyorum tekrar. Yani şu anda Kameramı sileyim. kilitlediler. Kameramı sildim. Heh. Şey biri şey ya neden 2 gün ara verdi? TikTok'a mı ara verdin 2 gün? Evet, 2 gün ara verdim çünkü birkaç olay dönmüştü. Sonradan zaten geri döndüm. Öyle. Bir Peki içimiz şunu var. söyleyeceğim. Her gün çekiyor musun video? Her gün İstisnasız. çekiyordum önceden ama şu aralar çekemiyorum çünkü müziğe de girdim ya. İkisi bir Evet. yandan biraz zor oluyor. Unutuyorum hani. Ama çekebildiğim kadar çekiyorum tabii. Atıyorum her gün. Ya şimdi şu var. Demek ki bazen hani ben de şunu düşünüyorum artık olan konuklardan ötürü. TikTok'ta veya Instagram'da sosyal medyada bir fenomenlik bir izleyici kitlesi kazandıktan sonra eğer tabii sen şarkıcılığı eskiden beri istiyorsun. Bu TikTok sana Aynen. yardımcı olmuş hızlı bir şekilde. Evet. Ama sahneye çıkmadan hissedemiyorsun değil mi onu? Hani YouTube'da ne kadar izlenirsen izlen insan bir sahneye çıkmak Evet, istiyor sahne herhalde. heyecanı çok başka ya. Sahne evet, başka yani. Kalabalık hiç sahne yaptın mı? Kalabalık sahne yapmadım hiç. Hiç konser vermedim şu ana kadar. Yazın verebilirim bu yaz. Yani AVM'ye çağırdığında 2000 kişi geldiyse herhalde Evet ama konsere. şarkı söylemedim orada işte Hayır işte onu diyorum. Yani normal çağırdığında 2000 kişi geldiyse aynen. bir de Konser yapsam kaç kişi gelir? kaç kişi gelir? Evet. Peki bazı diyorum ki şimdi mesela senin yaşında biri için hani bu kadar sevilmek bazen şımartıyor mu insanı? Şımardığın zamanlar oldu mu? Veya kendine çok özgüvenli olduğu Çok zaman? özgüvenliyim zaten ben her zaman ama şımarmak olmadı çünkü bu kadar sevilmek, hani 2 tane şarkı yaptım. Ben de onları çok seviyorum. Çok bağlıyız biz birbirimize. Ben onları sevdikçe onlar artıyor. Böyle bir bağ var aramızda. Süper. Peki, bizi nerelerden izliyorsunuz? Bir şöyle yazın görebildiklerimi okuyayım. Nerelerden izleniyoruz? Bu Aynen. arada Müzik On Air'i de Cüneyt Diktaş'ı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Berfin Miss Bizler'le birlikte. Peki düet düşünüyor musun? Düet düşünüyorum. Düşünüyorsun. Kimle mesela? Var mı kafanda? Veya proje var mı böyle? Kimle? Veya sürpriz de diyebilirsin. Onu da Evet, sanırım. sürpriz olsun. Ama düet düşünüyorum ya birisiyle. Eğer onunla beraber bir şarkı yaparsak çok patlayacağına da inanıyorum. Kişi var mı kafanda? Var. Anladım. Çok Peki sevdiğim bir rapçi zaten. rapçi. Tanınmış bir Evet. rapçi mi? Yani biraz. O arkadaşlar ben bunun detaylarını öğrenir Müzik On Air'e biz yazarız değil mi? Sürpriz diye. Yani. Herkesin ilk Müzik On Air'e yazalım bunu.
Süper. Peki, şunu söyleyeceğim. Bir oyunculuk var mı kafanda? Çünkü biraz TikTok'ta birazcık sanki bir oyunculuk da gerekiyor, değil mi? Bazı şeyleri Evet, yapmak TikTok'ta için. oyunculuk çok önemli. POV videoları var mesela. Altına bir hikaye yazıyorsun. Ben de ondan çok çekmişimdir vampir videosu olarak. Ben oyunculuk düşünmüyorum ama bir klip çekersem, çok iyi bir şarkı yaparsam ona bir klip çekmek istiyorum. Orada oyunculuk yapmak istiyorum hani. Kendi şarkılarımın oyunculuğunu yapmak istiyorum. Televizyon, dizi falan değil. Aynen. Bu arada birazcık senden müsaade isteyeceğim. Okuyayım. Azerbaycan'dan izleyen var. Selamlar, sevgiler. Konya. Konya'ya selamlar, sevgiler. Çünkü bunları söylersek güzel olur. Hem o enerjiyi alıyoruz bütün şehirlerden. Melody Rize demiş. Ve şu anda da yukarıya doğru bakıyorum, bakıyorum. İstanbul diyenler var. Kahramanmaraş. Ondan sonra Balıkesir, Antalya, Kerem İstanbul, Trakya, İzmir, Antep var. Yani çok seviliyorsun gerçekten. Ben de Yani bu çok onları çok güzel bir şey. seviyorum. Peki fanlarının, sevenlerinin ortalama yaş aralığı kaç? Bunun hiç istatistiğini yaptın mı kafanda? Yaptım. Ortalama yaş aralığı 11'den 20'ye kadar var. Peki kendinde sorumluluk hissediyor musun bu konuda? Hani Evet. birazcık da onlara örnek olmam gerekiyor Evet, tabii gibi. ki de. Aynen öyle. O yüzden Peki, zaten çabalıyorum. aynen. Bu sorumluluğu ben de görüyorum gerçekten. Peki şunu söyleyeyim. Dışarı çıktın mı, tanınıyor musun? Evet, dışarıda da tanınıyorum ama hani çok fazla böyle değil. Geliyorlar yanıma, böyle fotoğraf çekinebilir miyiz Berfin abla diyorlar, sonra gidiyorlar. Çok böyle o Berfin abla falan değil. Ya şimdi biraz magazinsel soru sormamı istiyorlar mesela. Kurban olayım demiş biri. Bu niye böyle sorular soruyor diyor. Tamam mı? Ben şimdi arkadaşlar başarılarından bahsetmek istiyorum. Siz Yani. mesela Cemre Solmaz onun için ne ifade ediyor diyorlar. Cemre Soruyorlar. Solmaz. Cemre benim için çok değerli. Hala arkadaşım. Onu çok seviyorum yani. Değerli bir arkadaşım. Yalnız çok kişiyle küsmüşsün herhalde. Habire değişik isimlerle Aynen küstün onlar öyle yani soruyorlar. küstün. Peki bu bir süreç miydi sence? Hani böyle yükselirken acaba bazı kişilerle böyle gerginlikler oldu da sen Ben uğraşmadın, uzaklaştın mı? yükselince hani onlar da yükseliyor. Herkes birbirini unutuyor. Gerçekten sosyal medyada arkadaşlık olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Böyle yani. Peki Nadir. bunlarla, bu söylenen isimlerle daha önceden tanışıklığın yok, sosyal medyadan tanıştığın kişilerle. Evet, sosyal medyadan tanıştığım kişiler. Ben böyle nadir insanlarla arkadaşım sosyal medyadan. Yani o da güvendiğim eski arkadaşlarım. Öyle. Onlar dışında kimseye güvenmiyorum. Şimdi bir tane daha sormuş biri. Tabii ya abi gri şapkalı beyaz montlu nereden? Bir sor lütfen. LCY22. Ne ki o? Onu ben bilmiyorum. Benim montum var da onu sormuş nereden aldın diye. Ha, onu nereden aldın? Evet. Tamam. ACY2'de. Ay, reklam da yaptık. Her neyse. Peki evde en çok hangi şarkıyı mırıldanıyorsun? Şöyle mırıldanmadan bahsediyorum. Evde Yani en çok evde hangi böyle. şarkıyı mırıldanıyorum? Ne söylüyorum evde? Ben rap dinliyorum evde ya. Genel. İşte mesela evde mesela mutfağa doğru gidiyorsun veya sıkıldın, hangi şarkıyı söylüyorsun? Dinliyorum? Sen makinasın makina. O O şarkıyı çok söylüyorum. onu yani valla isimler sormayacağım arkadaşlar. Ne Yani. isimler çıktı? Aynen ya. Zoom sohbeti olacaktı takipçileriyle birlikte Evet, konuşmak için. O ne oldu onu biraz diyorlar. erteledik çünkü şarkı falan çıktı ya, Spotify ile falan ilgileniyordum. Onu biraz erteledik ama hafta sonu yapmayı düşünüyorum. Hafta sonu. Aynen, Zoom açacağız. Süper. Trabzon, Kütahya, Silivri, Manisa, bu soru Selam. işaret kısmına yazmışlar. Arkadaşlar yorum kısmına yazın ki oradan bakayım. Tabii şeylerini mesela şunu çok merak ediyordur. DM'leri okuyor musun? DM'leri okuyamıyorum.
Benim Instagram DM'im kilit gruplardan dolayı hiçbir şekilde giremiyorum. Instagram DM'ine hiçbir şekilde giremiyorum. Ya ben şaşkınlığımı koruyamıyorum. Emin ama ol. Gerçekten öyle. Hayır, Instagram'a girdiğim an telefon böyle zız titriyor. Şu an bile üstten konuşuyorlar grupta. Kesinlikle, kesinlikle inanıyorum zaten. O konuda sıkıntı yok da. Hani birçok şarkıcı, sanatçı hani bunun için yıllarını harcar, çabalar. Bu senin için çok büyük bir şans. Onu söylemek istiyorum. Yani sadece birçok sosyal medya fenomenleri var. Onlar için de tabii ki de. Ve bunu çok da doğru değerlendiriyorsun. Ailenle birlikte ilerliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ama bir yandan da şaşkınlığımı koruyamıyorum. Çünkü benim bile şu anda soru işareti bölümüm kilitlenmiş durumda. Bu çok nadir olur ki ben hani çok ünlü isimleri de ağırlamışımdır. Türkiye'de çok ünlü isimleri de ağırlamışımdır. Kilitlenmiş durumda. Ama şunu söyleyeyim, bir de seni takip edenler çok güzel şeyler yazıyorlar. Evet. Yani çok argo konuşan tarzda insanlar değiller. Çok naifler böyle, çok narin. Küçük küçük aynen, böyle. Aynen. Yani seni çok yakından takip edenler, bütün çalışmalarını takip edenler de var. Aynen. Bakıyorum, devam ediyorum. Bu arada gruplar dedin ya, grup WhatsApp grupları falan var mı böyle izleyicilerine? Yapıyor yok musun? WhatsApp grubu kuramadım çünkü numaram yayılıyor. Değil mi? Öyle ister yok. İstemez. Aynen. O da başına geldi yani. Onu da denedin. Evet, geldi. Peki nerelere, benim... mesela demiş birisi, çok güzel bir soru sormuş. Türkiye'de nereleri görmedi, nereleri gezmek istiyor pandemiden sonra? Türkiye'de nereye gezmek istiyorum? Kapadokya. En çok istediğim Kapadokya. Ve kendi köyüme gitmek istiyorum, Kars'a. Kars'a gitmek istiyorsun. Evet, Karslıyım ben. Ama sen İzmit doğumlusun değil mi? Hayır. Değil mi? O yalan haber ya. Bir tane haber yapmışlar Google'da. Öyle değil o. Onu düzelttir. Çünkü biz oralardan bakıyoruz ediyoruz. Yalan o yalan. Çatalca'da doğdum ben. Çatalca. Evet. Çatalca'yı İzmit zannetmiş yazan kişi bence. Sana aynen. Söyleyeyim. İzmit değil arkadaşlar. Çatalca'da doğdun ama İstanbul'da yaşıyorsun. Aslen Karslısın. Doğru mu? Evet, doğru. Kars'ın kazı meşhurdur, bilir misin? Evet, kazı meşhur. Yedin her yıl, mi? Her yıl yılbaşında yeriz. Oo, süper. Yılbaşında mı esas şey derler, Mart gibi çıkıyor filan diyorlar. Yani çıkıyor derken Mart böyle kar yemesi lazım filan diyorlar. Evet, öyle oluyor biraz ama biz böyle yılbaşında yiyoruz. Biz her zaman yiyoruz. Akşam yemeğinde falan da yiyoruz. Aynen. Peki sana önemli bir şey soracağım. Müzik Oneri takip ediyor musun? Takip ediyorum. Dün Gülben Ergen'le yayındaydınız, gördüm. Teşekkür ediyoruz o zaman sana da takip ettiğin için. Son olarak sevenlerine neler söylemek istersin? Birazcık daha şöyle önce bir yorum okuyayım ben. Sen düşün. Ben biraz daha yorum okuyayım, bakayım neler söylüyorlar. Yurt dışında hangi ülkede yaşamak isterdin? Ya da şöyle diyelim. Yaşamak değil de yurt dışında hangi ülkeleri görmek istiyorsun ileride? Öyle bir plan, Berlin. Projem var mı? Berlin. Berlin. Berlin ve Paris'e gitmek istiyorum. Eiffel Kulesi'ni görmek istiyorum. Fransa'ya, Almanya'ya gitmek istiyorsun evet, yani. Fransa. Şey mesela diyorlar, hani böyle fanların arasında temsilciler var mı? Evet, var. Bu önemli değil mi? En azından evet, güzel önemli. İlerliyor. Aynen. Peki onlarla görüşüyor musun? Tabii ki de onlarla WhatsApp'tan görüşüyorum ama onlarla biraz arkadaş gibi olduk. Arkadaşım gibi resmen. O yüzden onlar da ailemden yani. Mis ailesim var benim. Hepsi ailemden, misler. Peki okul işini ne yapıyorsun? Yani ne okumak istiyorsun ileride? Ne okumak istiyorum? Sadece düz okumak istiyorum. Ben bir meslek istemiyorum. Konservatuar okuyabilirim. Zaten şarkıcı olmak istiyorum. Yani ilerliyorum bu yolda. Sadece ders alıp konservatuar okumak isterim. Bir şeyler çalıyor musun veya çalmak istiyor musun? Hayalim piyano var çalmak mı? İstiyorum. Piyano öğreneceğim zaten. Bu hafta bizim şirket öğretmen getirecek. Bu hafta öğreneceğim. Piyanoyu çok istiyorum. O zaman süper, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum sana. Aynen. Sevenlerine buradan bir şeyler söylemek istersen.
Sizi çok seviyorum. Her zaman yanınızdayım. Öpüyorum sizi. Bu kadar. Bu arada bizim aşiret selamlar, sevgiler. Berfin'in sevenleri öyle bir geldi ki biz arada kaybolduk gibi oldu. Bütün Berfin'in sevenlerine selam olsun. Berfin, senden bir söz alacağım şimdi. Söz vereceksin bana. Ne sözü? İlk konserinde Müzik On Air ekibini çağırıyorsun. Tabii ki de. Beni. Tamamdır. Beni çağırıyorsun ilk konserinde. Tamam. İstanbul'daki konserinde. İnşallah şu pandemi bitsin. Hı. Söz Tabii. mü? Söz. Tamam. Hemen buradan yazıyorsun. Tak tak, hemen biz de geliyoruz, tamam mı? Tamamdır. Kendine çok iyi bak. Herkese Siz selamlar, de. sevgiler. Ailene selamlar, sevgiler. Selam Görüşürüz. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Evet, Berfin Mis bizlerle birlikteydi. Cüneyt Diktaş'ı, yani beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda 60 canlı yayın istekleri var. Şu anda açtı. Arkadaşlar, hafta sonu olan yayınlarımızı canlı yayın isteği alıyorum. Bilginiz olsun. Hatta müzik adına bir şeyler yapmak isteyenler Müzik On Air DM'e yazsınlar. Ben şarkı çıkarmak istiyorum. Çünkü bizim öyle bir yapımcılık yönü de var. Müzik On Air sevgili Özcan Beylan'ın. Hani yeni sesleri keşfetmeyi onlar da arzuluyorlar. Onunla ilgili çalışmaları da var. Cüneyt Diktaş'ı ve Müzik On Air'i de takip etmeyi unutmayın. Bu ne sevgi? Valla Berfin'in yolu açık olsun. Ne kadar güzel bir sevgi ve fan kitlesi var. Bu çok önemli. Başarılı işler de yapıyor. Kabullendi mi izlemeyenler varsa eğer YouTube'dan izlesinler diyorum. Cumartesi günü yayınım var. Cumartesi günü de çok önemli, güzel bir sürpriz bir isim var. Bir de pazar günü var yayınımız. Sizleri bekleriz. Kendinize iyi bakın. Akşamları yapıyorum yayınları. Unutmayın. Öpüyorum. Beni eklemeye gitti herkes, değil mi? Cüneyt Diktaş, unutmayın. Ve hafta sonu canlı yayın alacağım birkaç kişiyi.